İyi günler arkadaşlar. 4 adımda fizik öğreneceğiz. Feynman tekniğiyle. Şimdi arkadaşlar, bu fiziği öğrenebilmemiz için birinci adımımız öğrenmek istediğimiz konuyu belirliyoruz. Peki bu kavram ve anahtar kelimeleri biz nereden seçiyoruz? Redat'tan seçiyoruz. Orada kavram ve anahtar kelimeler vardır. İkinci adımda konu ile ilgili formül ve yorumları yapabilmemiz gerekiyor. Formülü bileceğiz ve formül yorumunu yaparken doğru orantı ve ters orantı mantığını yakalamalıyız. Üçüncü adımda konu ile ilgili soruları basite indirerek anlamak ve çözebilmek. Mantığını anladığımız zaman her türlü soruyu arkadaşlar biz çözebiliyoruz. Dördüncü adımda da konu ile ilgili ödev soruları tekrar çözüp mantığını anlayıp diğer bir arkadaşımıza anlatabildiğimiz zaman bu konu oturmuştur arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Bugün size elektriksel alan konusunu anlatıyorum. Elektriksel alan arkadaşlar vektörel büyüklüktür. Vektör kurallarına uymamız gerekiyor. İşte aralarında açı varsa açı kurallarına, zıt yönlüyse çıkartacağız, aynı yönlüyse toplayacağız. Mesela potansiyel öyle değildir. Potansiyel nedir? Skalerdir. Orada açının hiçbir önemi yoktur. Normal olarak toplama veya çıkartma işlemi yaparız. Buna çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar elektriksel alanın formülünü yazalım. Nedir elektriksel alanın formülü? E eşittir K Q bölü D kare. Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar bu elektriksel kuvvete benzer. Elektriksel kuvvet neydi arkadaşlar? İki tane Q ile yazılıyordu. Onların neydi? Birbirine etkisi vardı. İki yükü çarpıp ne yapıyorduk? Aradaki uzaklığın karesine bölüyorduk. O zaman ben bu iki formülü bağlayarak şu yeni bir formülü kullanabilirim. F eşittir QE'yi ne yapabilirim? Kullanabilirim. Çok önemlidir arkadaşlar bu formül. Elektriksel kuvvet neye eşittir? Q çarpı E eşittir. Bunu da kullanabiliriz. Şunu da kullanabiliriz. Sorusuna göre değişir. Dikkat ederseniz elektrik alanında bir tane Q var. Bir tane yükümüz yoktur. İşte o yükü siz artı alarak çözeceksiniz. Yani mesela şöyle bir soru kuralım. Şurada bir tane Q yükümüz olsun. Bana dedi ki A noktasındaki elektrik alanı bul dedi. Dikkat edersiniz neyi sordu? A noktasındaki elektrik alanı. Bakın burada bir yük gözüküyor mu gözükmüyor. İşte biz bu noktada artı birlik bir birim yük olduğunu kabul edeceksiniz. Sonrası kolay. Şu Q artı bir yükü ne yapar arkadaşlar? Bir itme elektrik alanı uygular. Sonuçta elektrik alanın sağa doğru olduğunu gördüm. Sonucu nedir? Yazarsak ne çıkar? K, Q, D kare. Devamlı olarak şu artı yükü siz koymak zorundasınız. Mesela varsayalım bir üçgen çizelim. Diyelim ki bir üçgen verdi bize. Şöyle bir üçgen olsun. Bunlarla ilgili bol örnekler çözeceğim. Burada arkadaşlar artı Q olduğu söylensin. Burada da eksi Q olduğu söylensin. Bana dedi ki A noktasındaki elektrik alanı bul dedi. Yapacağımız olay nedir arkadaşlar? A noktasındaki elektrik alan sorulduğuna göre orada artı yük olduğunu kabul ediyorsunuz. Bundan sonrası kolay. Ne yapıyoruz? Artı Q. Şu artı 1'e ne yapar arkadaşlar? 1 itme elektrik alanı uyguladı. Eksi Q. Şuradaki yükü ne yapar arkadaşlar? 1 çekme hareketi yapar. Şimdi eşkenar üçgen olduğunu kabul edersek burası nedir arkadaşlar? 60. Burası da 60'tır. O zaman bileşkemiz ne çıkar? Sağ tarafa doğru kök3 çarpı E olduğunu söyleyebiliriz. Neydi kural? 60 ise kök 3, 90 ise kök 2 olduğu söyleniyordu. Elektrik alan, elektriksel kuvvete benzer. Aradaki tek bir fark nedir arkadaşlar? Bir tane yük eksiktir. Onu da siz artı yük olarak aldığınız zaman çözebilirsiniz. Elektrik alanda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir soru türü daha var arkadaşlar. Kürelerin elektrik alanı. Bakın bir küre çizelim. Şimdi artı yüklü bir küremiz olsun. Bize sorduğu soru şu. Dedi ki O noktasındaki, K noktasındaki, L noktasındaki bir de M noktasındaki elektrik alanlar sorulsun. Kural nedir? Kuralı unutmayın arkadaşlar. Küre içinde elektrik alan nedir? Sıfırdır. Küre içinde elektrik alan olmaz. O zaman O noktasındaki, K noktasındaki elektrik alan nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Peki en büyük elektrik alanı ben nerede yakalarım? En büyük elektrik alan küre üzerinde yakalanır arkadaşlar. Küre üzerine burada L. O zaman yazalım L noktasındaki elektrik alanı nedir? EL eşittir K. Şu yükün merkezde olduğu kabul edilecek düşünce olarak. Q bölü
Uzaklık kaç? 2R, 4R kare. Bakın L'deki elektrik alanı buldum. Peki M'dekini bulalım. Nedir? K, Q bölü merkezden olan uzaklık 3R olduğundan nedir? 9R karedir. Burada en önemli bilgi nedir arkadaşlar? Kürenin merkezinde elektrik alanının olmadığını bileceksiniz. Yani bunun bir grafiğini çizersek şöyle bir grafiktir bu. Önemli bir grafiktir. Şöyle dikkat edin arkadaşlar. İzah çekiyorum şuradan. Bakın kürenin merkezine kadar elektrik alanı sıfır olduğunu söylüyorum. Şöyle. Bakın sıfır olduğunu söylüyorum. Ondan sonra küre üzerine geldiği zaman elektrik alanın değerinin en büyük değerden aşağı doğru düştüğünü göreceksiniz. Grafiğimiz budur arkadaşlar. Sakın sakın unutmayın elektrik alan grafiği. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili soru çözerek konuyu iyice pekiştirelim. Evet arkadaşlar. Bakın Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında uyguladığı elektrik alan gelmiş. Ne yapıyorduk bu tür sorularda? Elektrik alanı hemen bileşenlerini alıyorsunuz. Alalım. Bakın şu eksende sağa doğru iki kutusu var. Yukarı doğru ne var arkadaşım? Bir kutusu var. E'den kurtulduk. Unutmayın bir de burada ne vardı? Artı yük olduğunu. Demek ki burada Q1 şuradaki artı yükü ne yapmış? Sağa doğru iki kutuyla itmiş. Yazalım elektrik alanı. 2'ye eşittir. Kim itti? Q1. Neymiş arkadaşlar? Uzaklık 3 kutu. 3'ün karesi 9. Güzel. Q2 ne yaptı arkadaşım buradaki O noktasının yükü? 1 ile yukarı doğru itti. Yazalım. Q2 bölü uzaklık ne kadar? 2. 2'nin karesi 4. Ne çıktı buradan? Q1'in 18 olduğunu, Q2'nin 4 olduğunu gördük. Oranı soruyor. Sadeleştirmeler yaparsak arkadaşım 2, 9. Ne çıkıyor cevabımızın? 9 bölü 2 olduğunu söyleriz. İkisinin de şeyi nedir işareti? Artıdır. Diğer örneğimize geçelim. Bakın yüklü bir küre. 8Q yükü olan bir küremiz var. Yarı çapı R kadar. K noktasını oluşturduğu elektrik alan EK. L noktasındaki elektrik alan EL. EK bölü EL oranı nedir diye bir soru sordu bize. Şimdi arkadaşım ne biliyorduk? K'daki elektrik alan en büyüktü. Sakın unutma bunu. O zaman yazalım K'daki elektrik alanı. Bir de ne biliyorsunuz? Şu yükün merkezde olduğunu unutmayacaksınız. Yük merkezde şu anda. 8Q merkezde. Yazıyoruz K. Yükümüz 8Q. Uzaklık ne kadar K'nın yüzeyene kadar? R kare. Bitti. Hadi L'dekini yazalım. L. K. Yükümüz 8Q. Uzaklık ne kadar L'ye kadar? 2R. Karesini alacaksınız unutmak yok. 4R kare. Oran sormuş. Buradan arkadaşım ne görüyorsun? R karelerin gittiğini, K'ların ve Q'ların gittiğini, yukarıdaki şu 8 ile şu 8'in gittiğini görüyorsunuz. Ters dönme hareketi yapacak ve sonucun 4 olduğunu yakalayacaksınız. Zaten 1'den büyük bir değer olmalıydı. Neden? K her zaman en büyük olmak zorunda idi. Şimdi bakın. R yarıçaplı O merkezli K çemberinin yükleri belirlenmiş. 2Q, -Q, artı Q sabitlenmiş bunlar. Bize sorduğu soru O noktasındaki elektrik alan E'dir. Güzel. Birinci durum E'miş. Sonra M noktasındaki artı Q yükü N noktasına getirilirse ne olur diye soruyor. İki kademeli soru. Hadi başlatalım. Şimdi burada bir kere artı yük olduğunu unutmayacaksın. Şu eksi Q şuradaki artıyı ne yapar? Çeker. Şöyle bir işlem yapalım. Q bölü R kare şöyle bir bağlantı kuruyorsunuz. Q bölü R karenin E olduğunu tutun aklınızda. Böyle bir sabit atın kendinize. Q bölü R kare olduğundan ne ile çekti? E'lik bir elektrik alanla çekti. Güzel. Burada artı yük olduğunu unutma. Şu M'deki artı Q. Şuradaki yükü ne yapar arkadaşım? İter. O da bakın Q bölü R olduğundan nedir? E ile iter. Peki yukarıdaki 2Q şunu ne yapar arkadaşım? Dikkat edin. 2Q bölü R olduğundan. R aynı. Yük 2 katına çıktığına göre bakın yükle elektrik alan doğru orantıda. Bu bunu ne ile iter? 2 ile iter. Sonuç nedir? Yukarı E. Aşağı 2E, aşağı doğru ne kaldı? Bir tane E kaldı. Sola E, aşağı E, bileşkenin şu tarafa doğru kök 2E olduğunu gördük. Şimdi bu birinci durumda.
Sonra bana ne diyor arkadaşım ikinci durumda? Diyor yükün yerini değiştir diyor. Yani bana şu hareketi yapmamı istiyor. Şekli bir kez daha oluşturayım size. Şöyle bir olay yapmamı istiyor. Şöyle. Diyor ki, pardon. Şurada 2 kiloluk yükümüz dursun diyor. Burada artı kiloluk yükümüz pardon. Buradaki artı kilo yükümüz şuraya gelsin diyor. Ve buradaki eksik kilo yükümüz aynen dursun diyor. Ne demişti çünkü bana? M'den N'ye getir dedi. Yeni sistemimiz bu. Şimdi bana diyor ki şuradaki yeni elektrik alanının büyüklüğünü, şiddetini hepsini bul diyor. Başlatalım olayı. Burada artı yük olduğunu unutma. Şu eksikiyor. Şunu ne yapacak arkadaşım? Çekecek. Neyle çekecek? E ile çekecek. Biraz önce belirledim onu. Peki bu artı iki kiyo. Buradaki yükü ne yapacak arkadaşım? İtecek. E ile itecek. Artı artı itti. Peki şuraya geçtim. Şu iki kiyo. Bakın buradaki iki kiyo. Şuradaki artı yükü ne yapacak? İtecek. Neyle itecekti? İki ile itecekti. Peki ne oldu? Bakın sola doğru ne gözüktü arkadaşım burada? Sola doğru bir iki E çıktı. Aşağı doğru da bir iki E var. Görebiliyor musunuz? Açı 90 derece olduğundan ne çıktı bileşken? Kök 2 çarpı 2E çıktı. Peki buradan bir yorum yapalım. Biraz önce ne çıkmıştı? Kök 2E çıkmıştı. Şimdi ne çıktı? Kök 2 2E çıktı. O zaman biz buna yorum ne deriz? İkinci durumdaki bileşik elektrik alan, birinci durumdaki bileşik elektrik alanın kaç katına çıkmıştır? 2 katına çıkmıştır. Yani ne deriz? 2E olduğunu söyleriz. Çünkü bana bunun ne olduğunu söylemiş başlangıçta. Bunun E'ye eşit olduğunu bağlamış. O zaman ben de bunu E'ye bağlarsam ne olur sonuçta bunun? 2 olduğunu söylerim. Son kısımda işlemleri parametrelere bağlıyoruz. Bakın arkadaşlar küreli bir soru. M kütleli Q cismi iki cisim şekildeki gibi dengedeyken O noktasındaki elektrik alan E potansiyel V'dir. Kürelerin her birinin kütlesi arttırılıp ne olur diye bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar bir sonraki şekli yeniden çizelim mi? Bir sonraki şekilde şu olay olacak. Kürelerin kütlesinin artması demek, kürelerin arasındaki açının küçülmesi demektir. Neden? Çünkü küreler ağırlaştığı zaman ne olur? Birbirine yaklaşır. Yani şuradaki mesafe ne oldu? Küçüldü. Biraz önce mesafemiz böyleydi. Kütleler arttığı için ne oldu? Küreler şu konumlara düşmeye başladı. Küreler arasındaki uzaklık azaldığı zaman ne oluyordu? Kürelerin birbirine uyguladıkları elektrik alan ne oluyordu arkadaşlar? Artıyordu. Çünkü elektrik alan neyle alakalıydı? Uzaklıkla alakalı. D ne kadar az olursa elektrik alan o kadar çok olur. O zaman birinci yorumumuz çıktı. Ne diyeceğiz? Elektrik alan artar. Peki potansiyel için ne diyeceğiz? Potansiyelin neydi formülü arkadaşım? V eşittir neydi? K Q bölü R miydi? Peki biz bir noktadaki potansiyeli nasıl buluyorduk? Yükün yarıçapı bölümüydü. Yük değişmedi. Peki kürem şuraya gelerek şu O noktasına yaklaştı mı? Yaklaştı. O zaman uzaklık azaldığına göre ne olması gerekir? Uzaklık azaldığına göre potansiyelin ne olması gerekir? Artması gerekir. O zaman potansiyelin de ne olduğunu söyleyebiliriz. Rahatlıkla artacağını söyleyebiliriz. Bakın değişik bir soru kurayım arkadaşım size. Şöyle ilginç bir soru olsun. Bu da güzel bir sorudur. Şöyle olsaydı, bakın kürelerin, şu soruya çok dikkat edin. ÖSYM buna benzer soru kullanmıştı. Yine iki tane yükümüz olsun. Q1, Q2. A noktası da burası olsun. Bakın sorumuz şu. Q1 ve Q2'nin A noktasında oluşturduğu bir elektrik alan var. Bir de potansiyel var. Soru şu. Kürelerin kütlelerini arttırırsak A noktasında oluşturulan elektrik alan ve potansiyel nasıl değişir diye bir soru soruyor. Şimdi arkadaşım dikkat edersen A noktasındaki elektrik alanı ben bulurken nasıl bulacağım? Q1 şuradaki artı yüke ne yapacak? Bir itme kuvveti uygulayacak. Bir E'yi uyguladı. Peki buradaki Q2 bunu ne yapacak? O da bir E uygulayacak. Gözleyebildiniz mi? Birinci durumda elektrik alanım bu. Şu uzaklıklar var unutmayın. Peki kütlelerimin arttığını söylüyor. Kütlelerimin arttığını söylemesi ne anlama geldi?
Küreler birbirine ne yaptı arkadaşım? Daha çok yaklaştı. Bakın daha çok yaklaştı. Peki şimdi ben bu A noktasındaki elektrik alanı bulayım. Buradaki Q1 yüküm, dikkat edin. Q1 yüküm şuradaki noktayı ne yapacak? Bir itecek. Yeni bir elektrik alanı itecek. Peki buradaki Q2 buradaki noktayı ne yapacak? İtecek yeni bir elektrik alanına. Peki aradaki açının ne olduğunu görüyor musunuz arkadaşım? Küçüldüğünü görüyorsunuz. Kural nedir? Vektörler arasındaki açı ne kadar küçükse bileşke o kadar ne olur? Büyük olur. O zaman benim burada elektrik alan değerlerim aynı. Neden aynı? Başlangıçta yüklerim aynı, uzaklıklarım aynı. E'ler ve E'süler aynı ama bileşke arttı. Neden bileşkem arttı? Çünkü vektörler arasındaki açı ne oldu? Küçüldü. Vektörler arasındaki açı küçüldüğü için benim yeni elektrik alanım ne oldu ilk duruma göre arttı. Peki hocam potansiyel ne olur? Neydi potansiyel formülü? Q bölü R. Vektörel mi? Değil. Benim kürem bu durumdayken de ne yapıyordum ben? Q1 bölü D diyordum. Bu durumdayken de ne yapacağım arkadaşım? Q1 bölü yine D diyeceğim. Yük değişmedi. Kütlelerin artması benim şu O noktası olan uzaklığımı da değiştirmedi. O zaman benim potansiyelim ne olmaz? Kesinlikle değişmez. Çok önemli bir sorudur arkadaşlar. Bu sorunun mantığına dikkat etmenizi sizden istiyorum.